Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 9 Kasım 2014 ana haber bültenleriyle sizlerle beraberiz. Şimdi gelelim haberimizin başlıklarına. Fethiye'de kamyon minibüsü bitti. 2 ölü, 4 yaralı. Balkalı cinayetinde flaş gelişme. Kadılara kış molası verildi. Ermenek'teki maden faciasında sıcak gelişme. Türkiye'deki motosiklet kazaları kameralara yansıdı. Karayolu pancar tarlasına döndü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşaat kamyonu bir minibüse çarptı. Kazada biri kadın, iki kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza bu sabah saat 10.30 sıralarında Fethiye Çankaya Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Duran Kaval yönetimindeki inşaat kamyonu kavşağa hızla girince Karaçulga Mahallesi'nden Fethiye şehir merkezine yolcu toplayarak gitmekte olan Alice Kırlak yönetimindeki Çalıca yeni evler dolmuşu da dikkatsizlik yüzünden kavşakta duruş yapmadan aniden kavşağa girince çarpıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu son bir yıl içerisinde yaşananlara bakıldığında herkes siyaset bilimi açısından bir parti nasıl olunur, nasıl olunmaz onun dersini alacak dedi. Ama ya Kudüs, ya Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'yı düşünenler, Mescid-i Aksa'yı yüreğinde titreterek yaşatanlar bugünlerde bir kez daha hayata atmak zorunda. Biz işte dün Bursa'dan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştüm. Arkasından Hamas lideri Halit Beşar'la görüştüm. Onlar Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'da yapılan barbarca, alçakça saldırıyı anlattıklarında kendilerine şunu söyledim. Kim ne yaparsa yapsın, Mescid-i Aksa'yı herkes unutsa biz bu aziz millet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti unutmayacak ve dünyanın her yerinde Mescid-i Aksa'nın bütün için sözcüsü olacak. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların ve bütün insanlığın onurudur. Ve onur korunacaktır. Filistinli liderler bu telefon görüşmesinde dediler ki Mahmut Abbas bana 2012 Kasım'ında Filistin Devleti bağımsız devlet olarak Birleşmiş Milletler'de tanındığında genel kurulda yanında bir tek sen vardı, siz vardınız dedi. Evet o salonda o gün Filistin Devleti'nin bağımsızlığı için Filistin dışında konuşma onurunu yaşayan tek Dışişleri Bakanı bendim. Bundan sonra da ve ebediyete kadar da Gazze ve Filistin hele hele Kudüs ve Mescid-i Aksa söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara çekildiğinde biz orada olacağız. Biz o davanın sözcüsü ve taktikçisi olacağız. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde askerden bir hafta önce dönen Fikret Çoramal'ın ailesi talihsiz genci baltayla saldırıp bahçeye atanların aynı tabaktan yemek yedikleri en yakın arkadaşlarının yaptığını öne sürdü. Polis de arkadaşları E.T.'yi ve şüphelinin babasını gözaltına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yağış miktarının en yüksek olduğu Aralık, Ocak ve Şubat aylarında acil durumlar dışında kazı izni verilmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin genel kurul toplantısında alınan karar gereğince acil ve zorunlu haller dışında Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yeni kazı izni verilmeyeceğini açıkladı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'te maden kazası olayıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, maden sahibinin de arandığını söyledi. Ne benim sorumluluk gereğim, ne de bir başkasının sorumluluk gereği, herhangi bir görev ihmali söz konusu olmaması lazım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'teki maden kazasıyla ilgili bir son durum değerlendirmesi yaptı. Haftalardaki toplar bizim hangisinden olduğuna dair bize bir kanaat verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Yıldız, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, maden sahibinin de arandığını söyledi. İdari soruşturma nihayetlendikten sonra da yine nihai sonuçları sizlerle beraber, kamuoyuyla beraber paylaşacağız. İlk gözlemlere göre eski maden ocağına çok yaklaşıldığını anlatan Yıldız, bunun açık bir hata olduğunu kaydetti. Sayın Başsavcımızla da görüştüğümüzde toplam 8 kişilik gözaltı olduğunu ama birine ulaşılamadığını, o yüzden onunla alakalı yakalama emri çıkartıldığını, 7 kişinin şu anda halihazırda gözaltına alındığını biliyoruz. Bu 8 kişinin 3 kişisi maden sahipleriyle alakalı, 5 kişisi de teknik personelle alakalı. Yine madende işletmecilik yapan teknik personelle alakalı. Genel müdürü, işletmecisi ve mühendisler olmak kaydıyla. Bunu tabii ki sahibi de, yani sahibi de o 3 kişinin arasında. Arananların arasında olduğunu söyledi. Aranan kişinin olduğunu söyledi Sayın Başsavcı. Muğla'nın Datça ilçesinde kuyumcuyu oyalayarak 5000 TL değerinde altın çaldıkları iddia edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine konuldu. Datça Merkez İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana gelen olayda kuyumcuyu oyalayarak 5000 TL altın zincir ve kolye ucu çaldıkları tespit edilen biri erkek 4 şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kullandıkları araçla kaçan sürücü BA ile bayan şüpheliler BK, EÇ ve BA Köyceğiz ilçesinde yakalandılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Menderes, Bornova ve Bergama ilçelerinde 5.5 milyon liralık yeni kanal ve yağmur suyu şebekesi yatırımına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve çevre yerleşimlerdeki altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgeleri tek tek tespit eden İSKİ, bir yandan yağmur suyu kanalları döşerken diğer yandan kanal ihtiyacı olan bölgelere kanal altyapısı götürüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki MOBESA kameralarına takılan motosiklet kazaları yürekleri ağızlara getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan motosiklet kazaları MOBESA kameralarına böyle yansıdı. Kameralara takılan o anlarda dikkatsizliğin ve trafik kurallarına uymamanın nelere mal olacağını gözler önüne seriyor. Onlarca kazanın bir araya toplandığı görüntülerde kimi sürücünüzün kimi sesi dikkatsizliğin kurbanı oluyor. Otomobillerin de yayaların da karıştığı kazaların çoğunun motosiklet sürücülerinin rahatlığından kaynaklandığı fark ediliyor. Kütahya'da pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar oluşurken karayolu kaza sonrası pancar kargosuna döndü. Kaza Kütahya Afyon Karahisar Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre pancar yüklü BT yönetimindeki kamyon kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan MC idaresindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken yaklaşık 20 ton civarındaki pancar karayoluna saçıldı. İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç İzmir Banyo tren hattına uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden biri hafif yaralandı. Olay gece 3 sıralarında Cüneyt Süvari oğulları sokağında meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne giden Ahmet Akgün idaresindeki araç Bayraklı İzban Köprülü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşağın demir bariyerlerini parçalayıp İzban tren hattına uçtu. Sürücü Ahmet Akgün ve araçta bulunan iki kişi kazayı ufak sevikle atlatırken 22 yaşındaki Bayram Asutay da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şimdi hava durumuyla sizlerle beraberiz. İzmir sağanak yağışlı 21 derece, Denizli çok bulutlu 19 derece, Aydın sağanak yağışlı 22 derece, Muğla sağanak yağışlı 19 derece, Manisa yer yer sağanak yağışlı 20 derece, Kütahya yer yer sağanak yağışlı 17 derece, Afyon çok bulutlu 15 derece ve Uşak çok bulutlu 18 derece. Yüz Haber TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik. Yani tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Thank you.